Bakın dereotun şimdi bir yani yaradan bir şeyi tek bir özellik kazandırmamış ki, hemeroid problemlerim var. Buyurun dereotu. Sık sık hemeroid şikayeti, yani halk arasında basur olarak da geçer. Sık sık hemeroid problemi, iç hemeroid, dış hemeroid problemleri varsa dereotunu kullanabilirler. Anne sütünü de artırıcı özelliği var. Evet efendim, başka? Başka, evet. Sarı karpuz çekirdeğinin yararı var mı? Şimdi şöyle, sarı karpuz benim çocukken en sevdiğim karpuzdu. Şimdi bir tarlayı ekersiniz mesela, 200 dönüm, 300 dönüm karpuz ektiniz değil mi? O koca tarladan 2 veya 3 tane sarı karpuz çıkar. Zaten dışından baktığınız zaman da onu bilemezsiniz. Bu sadece kırmızı karpuzlarda ağırlıklı olarak likopen vardır. Sarı karpuzda da ağırlıklı olarak antosiyanin vardır. Yani pigment farklıdır. Hmm. Onu söyleyeyim. Beta karoten oranı yüksektir. Likopen oranı düşüktür sarı karpuzda. Normal karpuz işte Diyarbakır veya Ceyhan karpuzu. Ama bulamıyoruz. Yafa portakalını bulamıyoruz. Ya, siz getirmiştiniz bana, hatırlıyor musunuz zamanında hocam? Ne kadar güzeldi. Ha, hatta o programda değil mi? Programda, evet, yapalım. Yok ki 4 sene Şubat sene ayında önce çıkar o portakal. Diğerleri mesela Washington Ekim-Kasım ayında, Valencia Ekim-Kasım ayında şey yapabilirsiniz, hasat edebilirsiniz. Yafa portakalı en son çıkan portakaldır. Hı hı. Yumurtanın büyüğünü düşünün, evet. Yani kalın kabukludur ve yafa portakalının, ha bak şimdi lafı açıyor, o vitiligo vardı ya, vitiligo ha, portakal kabuğu, özellikle yafa portakalının kabuğu yiyecek onu, mi? Hayır, suda lapasını yapacak, sıcakken vitiligolu bölgelerin üzerine koyacak, tabii de yakmasınlar yalnız ciltlerini, söyleyeyim. Önleyici olarak, yardımcı tedavi olarak yafa, bak bu yafa portakalı değil, bu Valencia. Ya, yok, bulamazlar yani. Ya bulursak resmini koyarız de göstermesin, yok artık. Sabahın adı şeyde var, Mersin'de biraz Çukurova bölgesinde tek tük birkaç ailenin elinde kaldı. Onu da kendileri için, yetiştiriyorlar. Evet. Eşim gece uyurken çok terliyor. Haftada 3-4 gece oluyor bu terlemeler. Bunun için ne yapmak lazım demiş Bahar Koru. Şimdi gece terlemesinin birçok nedeni olabilir. Hekimiyle görüşmesi lazım. Tiroidden kaynaklanabilir. Hmm. Bakın tiroid hormonları, tiroid normal çalışmıyorsa orada hekimiyle görüşmesi lazım. Yani hekim teşhis koysun ki biz de ona göre bir şey önerelim. Hocam şimdi nereden nereye aklıma geldi? Benim bir arkadaşım bir anda çok fazla su içmeye başladı. Yani çok fazla su içmek derken böyle hani 12 litre falan bir anda su içmeye başladı. Onun sebebi de böyle tiroid falan, ne olabilir böyle? Şimdi bir şey bakın, biliyor musunuz hiç? Ben sadece genel kültür anlamında konuşuyorum. Tekrar söylüyorum, ben bir hekim değilim. Ama birdenbire böyle çok fazla su içiyorsa şeker den şüphelenilir. Değil diyabet şeker ismi. Ha değilmiş, o zaman doktora gidecek. Diabetes insipidus, bu beyinden kaynaklanıyor. Evet öyle çıktı. Ha. Ya hocam, aman ben teşhis meşhis koyamam. Aman sonra doktorculuk falan, Allah korusun. Zaten ben hiçbir zaman hayatım boyunca hekim olmak istemedim. Sabah Hanım, ben kimyanın aşığıyım. Çünkü kimya her şeyin temeli, evet, kimyadır. Kimyasını bilmediğiniz hiçbir şeyi kullanamazsınız ve öneremezsiniz. İnsanlarda bile kimyanız yani, insanın önemli. İnsanın kimyası diyorlar. Değil aynen mi? Öyle. Evet. Peki hocam ne mesela, onun var mı öyle bir şey, bitki ha, mitki şimdi yani? Burada tıp şey yapıyor, bir burun spreyi verir onlara. Arkadaşınıza burun spreyi vermiştir. Insipidus. Evet, onu kullanabilir. Bir de onun şu an aklımda değil, notlarıma bakmam lazım. Tamam, aklınızı bir bitkisi var onun. Ama muhakkak inanın aklıma gelmiyor. Yoksa burada söylerim. Tamam hocam, sonra ararsınız beni. Aklınıza tamam gelirse. Size zahmet tamam vermek istemem ama. Estağfurullah, tamam. Ne demek? Kıl dönmesi için ne önerirsiniz? Ha, kıl dönmesi. Bakın. Şimdi kıl dönmesinde, kıl dönmesi kuyruk sokumundadır bu.
kuyruk sokumunda genellikle kıl dönmesi dediğiniz zaman kuyruk sokumunda ve o iltihap yapar, şişer, oturamazlar, sonra işte iltihap akar, delinir filan. Bunun ameliyatı da var. Ameliyat ediliyor fakat içeride kıl kökü gene de kalıyor. Bir bakıyorsunuz 6-7 ay sonra ameliyat edilince de mi kıl kökü kalıyor? Kalıyor efendim, nüksediyor. %100 çözüm değil ameliyat. Yalnız dediğim gibi yani ben ameliyat olsun olmasın karışmam o işlere. Yani hekimiyle görüşsünler. Yalnız kıl dönmesinden kurtulmak istiyorlarsa Sabah Hanım, gerçekten kıl dönmesinden, yani başarı oranı da %95'tir bunun. Bildiğimiz ısırgan. Bunun tazesi de olur, kurutulmuşu da olur. Az suda lapasını yapacaklar. Bildiğimiz ısırgan. Böyle 5 dakika çok az suda, hanımlar, hanımefendiler, bayanlar çok iyi bilir lapa nasıl yapılır. Bunun lapasını yapacak, tülbente koyacak ve kuyruk sokumunun üstünde 15 dakika bekletecek. Hem iltihabı emiyor, bunu 2 günde bir veya gün atlayarak veya 2 gün atlayarak bunu 15 dakika bekletecek lapasını üzerinde. Taze hazırlayacak, 3. 4. kullanımdan sonra deri inceliyor. Oradan bir delik açılıyor. İşte görürler kılın ucunu. Oradan kılı çekip alacaklar. Kansızlığım var, ne yapmalıyım demiş ha. Aynur Erkan Adana'dan. Şimdi kansızlık yani anemi burada tabii ki modern tıbbın verdiği ilaçlar var. Ama kereviz, ıspanak kürüde bulunmaz bir nimettir. Kerevizle ıspanağı beraber hazırlayacaklar anemiye karşı. Hiç unutmuyorum 10 yıl önce mi bir bakanlıkta işim vardı, oraya gitmiştim. Özel kalem sekreteryasında işte hanımefendi, ya hocam sizden Allah razı olsun biliyor musunuz dedi. Ben ilaç kullandım, benim bu anemim geçmedi dedi. İşte şu bu sizin bu kereviz ıspanak kürünüzü kitabınızda okumuştum, uyguladım. Ve hayatımda bu kürle tanıştıktan sonra ben anemiden kurtuldum dedi. Ay ne güzel hocam, değil mi bu geri dönüşleri almak ya, vallahi Sabah Hanım yani ben bir şey diyemiyorum. Sabah deyin hocam, yapmayın öyle hanım hanım. Peki. Ya biraz alışmam uzun sürer benim. Bu konuda biraz şeyim ben. Tamam hocam yani ben aklıma tamam. Geldik. Çok geldik, naziksiniz, teşekkür ediyorum. Lütfen. Hamileyim, karın çatlakları engellenebilir mi? Hamile çatlamış bu. Kakao yağı falan bir şeyler sürüyorlar eskiden. Burada yapacakları en güzel şeyi söyleyeyim. Çatlamadan yapması lazım tabii, hocam? Bu bir. İkincisi, çatlamışsa da bunu geri dönüşü, az çatlamışsa hakikaten bazı kremlerle bu mümkün. Yani. Fakat çatladıktan sonra maalesef yok. İşte bunun için badem yağı kullanabilirler. Yani bir gün badem yağı sürsünler. Ertesi gün mesela ardıç yağını sürsünler. Ertesi gün tekrar badem yağı sürecekler. Bu şekilde... Ama çatladıktan sonra bir faydası yok. Yok. Çatlamadan. Ya benimki çatlamaz demesin ya hamileler. Az çatlamış baştan... olanlarda onarıcı kremler var yani. Yok da değil, çok az. Ha. Evet. Ne diyor efendim? Migrene iyi gelen bir şey var mı? Merve evet. Keski Adana'dan sormuş. Bu sefer benim buram tutulacak şimdi. Hocam ben şöyle dönsem de... Şaka yapıyorum hocam. Buyurun, ne olacak? Tutulursa tutulsun. Tabii. Bizim sesçilerimiz gelip masaj yapar. Evet. Sesçilerimiz değil, klimacı arkadaşlar. Teknik. Evet. 15 dakika önce şeyden bahsettim. Rosmarinus, Karabaş. Rosmarinus, biberiye. Ha biberiye. Evet, günde 3 defa bir bardak suda 9 dakika kaynatacaklar biberiye. Migren hastaları mı? Evet. Migreni olanlar daha migreni doğrusu. Migreni olanlar biberiye çayı günde 3 kez, öğleden evvel, öğleden sonra ve akşam yatmadan bir ay uygulasınlar. İlk gözlemleri şu olacak, migren... periyotları arasındaki zaman dilimi azalacak. Bu sıklık seyreye dönerken şiddeti de azalmaya başlıyor. Yani evelallah bir ayın neticesinde %50-%60 sonuç alırlar. Çok daha erken alanlarda var.
Ha, bunda ondan sonra şikayetinin seyrine göre yalnız 9 dakika kaynatacaklar, onu söyleyeyim.